Kirli sular fabrika hududundan çıkan yıkık kanalla şu yoldan buraya dökülecek. Maliyet hesaplandı mı? Hesaplandı efendim. Ne kadar? 10 milyon lira. Ölürüm de vermem. Beyefendi, o sular yüzünden 4 çocuk felç oldu. Yatıyor. Bana ne be! Ben mi söyledim çocuklar suya girip oynasınlar diye? Baksalardı veletlerine, plaja götürselerdi. Yatar bu proje. Fakat bakanlık ve belediye meclisi... Siz onu bana bırakın, ben hallederim. Değil mi ya? Her işin bir yolu var. Atın o projeyi. Kâfi! Kâfi! Yeter ya! Yeter! Otur! Otur! Sayenizde tüp gaz bulduk. Yemeğimizi de çayımızı da pişirebiliyoruz. Görevimiz! Ve de görev kutsaldır. Ne oldu, çocuğun nesi var? 3 çocuk fabrikanın sularına girmişler evvelsi gün. 3'ü de ateşlendi. Benimkinin bacakları tutmuyor. Ertuğrul Bey'in fabrikası mı? Evet, ne olursa siz ne olur Şaban Bey. Çevreye mikrop saçan şu işi de halledin. Bütün dertlerimize çare buldunuz. Buna da bir çare bulunuz. Eğer oğluma bir şey olursa... O Ertuğrul Bey denen herifi tanrı şahidim olsun, vuracağım! Sen çocuğu doğru hastaneye götür bakayım. Siz olur. De dağılın. Allah ben bu işi sana. Halledeceğim. Sağ dağılın ol. Bakalım! Hadi çabuk! Dağılın bakayım! Hoş geldin. Alarm düğmesi nerede? Fabrikayı kapattım. Ama şey... Kanuna karşı mı geliyorsun? Göster yerini. Şurada. Hadi bak! Üretimi nasıl durdurursun? Paramparça ederim seni! Bok edersin! Sana 10 gün süre vermiştim. Kanalları kapamadın. İşi paydos ediyorum. Edemezsin! Cehennemin dibine sürdürürüm sonra seni! Orada da görevimi yaparım. Görev kutsaldır. Bekçi, emniyet teşkilatının azı dişidir. Azı dişini sökerim ha! Paydos! İşi tatil ettim. Peki. Tamam, görevini yapıyorsun. Ama bizi de düşün. Fabrikanın kapanması demek, her ay en az 100.000 lira zarar demektir. Gel idare et şunu. İdaresi midaresi yok. Önce zarsurt ediyorsun, ne yavşaklaştın birdenbire? O zehirli sulardan önce koyunlar öldü. Şimdi çocuklar felç oluyor. Senin milyonların mı önemli, o masumların hayatı mı? Gebeş! Sen iyilikten anlamıyorsun. Çek elini, çek! Ben sana gösteririm. Nahit Bey, benimle gelin. Güle güle! Bir de benden selam sarkıtın. Yürü, ense tıraşını görelim. Ayol, bekçi falan demiş ki... Ankara'dan gelen bir müfettişmiş. Ne müfettişi ayol? Bakanın yeğeniymiş diyorlar. Her şeye de yetkisi varmış. Gelecek seçimde de başbakan olacakmış. Kıbrıs'ı da o kurtarmış diyorlar teyze. Dağ başında mıyız beyim? Bir bekçi parçası gelip koskoca fabrikanın üretimini nasıl durdurur? Ziyanımı kim ödeyecek? Beyefendi, kim olduğunu biliyor musun? Bana ne canım? Bakanın yeğeni. Yok yahu. Tabii ya. Vay canına. Şimdi anladın mı?